Merhabalar, ben Yasemin Ecem Anagöz. 13 senedir ok atıyorum. Yaklaşık 6 aydır da Göztepe Arması altında yarışıyorum. İlk okçuluğa başlama sebebim 9 yaşındaydım ve madalyaların şeklini ve güzelliğini görünce büyülenmiştim. Bu madalyalardan ben de kazanmalıyım dedim. İlk o istekle başladım. Tabii sonrasında bu kadar profesyonel şekilde devam etmemin sebebi okçulukta bir engel bariyerinin bulunmaması veya bir yaş farkının, çünkü ben olimpiyatlarda yarıştığımda da 17 yaşındaydım ve benim rakibim 32 yaşındaydı. Herhangi bir yaş farkının olmaması veya erkek ve kadın sporcunun aynı takımda ve birbirine karşı da yarışabilmesi beni çok çekti. Çünkü bu birçok spor branşında bulunmayan bir ayrıcalık. Bu yüzden okçuluğa bu denli aşkla devam ediyorum. Geçtiğimiz senelerde takım arkadaşım Mete Gazoz'la birlikte hem dünya hem Avrupa rekoru kırdık. Ve bu senelerde de kırdığımız rekorları geliştirerek üstüne yeni rekorlar eklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde yine ben iki kere üst üste Büyükler Türkiye rekoru kırdım. Ve bu rekorda 23 sene olması lazım. 23 senedir kırılamayan bir rekordu. Karışık takımda ve kadın takım olarak birçok madalyamız var. Ama benim için en değerlileri, tabii ki de her madalya çok güzel ama çok uzun bir süre ardından 22 sene sonrasında bireysel Avrupa şampiyonu oldum. Bu benim için çok gurur verici bir şeydi. Aynı yarışmada aynı zamanda kadın takım halinde de altın madalya kazandık ve rekor dediğimde de Mete Gazoz'la birlikte rekoru da o yarışma kırdık. Bizim için Polonya çok güzel bir yarışmaydı. Yine bir ilk olarak Dünya Kupası finallerinde yarıştım ve orada Dünya Kupası finallerinde gümüş madalya kazanan ya da madalya kazanan ilk Türk kadın sporcusu oldum. Rio Olimpiyatlarında yarıştığımda 17 yaşındaydım. Bu da Türkiye tarihinde yarışılmış en genç kadın sporcu yaşıydı. Orada yarıştığım kategoride de en küçük sporcu bendim. Rio benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Tabii bu kazandığım madalyalarla üstüne daha büyük tecrübeler katarak şu an 2020 olimpiyatlarına favori olarak gideceğim. Madalya alacağımdan şüphem yok ama madalyanın altın olabilmesi için her gün elimden geldiğince çalışıyorum. 2020 yolunda şu an çok yoğun süreçten geçiyoruz. Yılın herhalde yani 365 günün evde geçtiği zamanlarımız 2 hafta, 3 hafta, 1 sene içinde buluyor. Sürekli kampta olmak, çünkü bir sistemimiz bu şekilde. Sürekli takım halinde antrenman yapmamız gerekiyor. Ve bizim bir günlük antrenmanımız yaklaşık 10-12 saati buluyor. Bunun bir 8 saati ok atıyoruz. Daha sonra kondisyon ve kalp atışımızı ayarlayabilmemiz için günde 1 saatlik bir koşu antrenmanımız oluyor. Ve yine kondisyon ve güçlenebilmemiz adına fitness antrenmanı yapıyoruz. Kor antrenmanı yapıyoruz çünkü okçulukta kor bölgesinin güçlü olması çok önemli. Biz her hava şartı altında yarışmak zorundayız. Sağanak yağmur da olsa, hava çok güneşli de olsa, yani dondurucu soğuk da olsa yarışmak zorundayız. Bu tip şartlara hazırlanabilmek için bunun tabii ki de antrenman süreci çok uzun ve yoğun oluyor. Bizim yarışmalarımız da ilk gün sıralama atışları 4-5 saatlik süren bir serüven oluyor. Yani 4-5 saat boyunca tek bir işe odaklanabilmek gerçekten çok zor. Hani bunun için de mental antrenmanlar yapıyoruz. Bu mental antrenmanları herkes kişisel kendi mentalitesine göre yapabiliyor tabii ki de. Hani ben kendi yönümde çalışıyorum bunlarla ilgili. Ana Lokomotif'in futbol olan bir kulübün amatör branşlara bu denli verdiği destekle başkanımız Mehmet Sepil'in destekleri üzerine şu anda sadece ulusal arenalarda değil uluslararası arenalarda Göztepe Arması altında çok büyük başarılar elde ediliyor ve ben bu başarıların devamının hızla geldiğine inanıyorum. Taraftarımızın bizleri ve branşlarımızı tanıdıkça bize olan desteğinin artacağına inanıyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum.